Herkes zirveye tek seferde çıkmaz. Defalarca yeniden başlamanız gerekebilir. Şimdi Goran Ivanishev için hikayesi. 1992 Wimbledon tenis tarihinin önemli turnuvalarından birisidir. Tenisin en büyük yıldızlarından birisi Andrea Gassi orada ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanır. Ve 90'lı yıllar boyunca 2000'lerin ortasına kadar devam edecek o olaylı, inişli çıkışlı kariyerindeki ilk büyük startı verir. Ama aynı zamanda bir büyük hikayenin, inişli çıkışlı, hayal kırıklıkları olan ama sonunda büyük bir zafer olan hikayenin de başlangıcıdır o Wimbledon turnuvası. Çünkü finale Goran Ivanišević çıkmıştır. Hem de çok önemli bir performans göstererek finale çıkmıştır. Yol üstünde Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras gibi oyuncuları mağlup etmeyi başararak yeni yeni turnuvalar kazanmaya başlamış bir oyuncuyken kimmiş bu dedirten bir performans ortaya koyuyor Ivan Işeviç. Finale çıktığında karşısında Andre Agassi var. Andre Agassi'ye karşı en azından Wimbledon'un çiminde hızlı oyunun, güçlü vuruşların geçer akçı olduğu bir final mücadelesinde daha büyük favori olarak gözüküyor ilk etapta. Ama o maçı 5 sette Andre Agassi kazanıyor. Andre Agassi'nin ilk Grand Slam şampiyonluğu. Goran ise kaybedeceği Wimbledon finallerinin ilki. Wimbledon finalini kaybettikten hemen sonra 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunlarına gidiliyor. Yugoslavya'nın dağıldığı parçalara bölündüğü ilk Olimpiyat Oyunları. Goran Ivanišević yaklaşık bir ay önce yaptığı şeyin büyük özgüveninin üzerine ona biraz daha özgüven katacak bir başlangıç yapıyor Olimpiyat Oyunlarına. Çünkü genç ülkesinin bayrak taşıyıcısı oluyor. O oyunlarda 3 tane madalya kazanıyor Hırvatistan. 2 tanesi teniste geliyor. Goran için tekler bronzu, Goran Prpić ile birlikte kazandığı çiftler bronzu ve basketbol takımının kazandığı finalde Dream Team'e mağlup olarak. Gümüş madalya. Bu zaten de biraz aslında Yugoslavya spor ekolünün bir özeti gibi. Çünkü tenis hiçbir zaman Yugoslavya'nın en güçlü olduğu spor olmadı. Çok büyük bir spor ülkesi. Ama daha çok takım sporlarında. Basketbol, futbol, su topu gibi sporlarda ön plana çıkmayı başarmış bir ülke. Dolayısıyla 80'li yıllarda sadece Slobodan Zivojinovic gibi ünlü bir tenisçileri var. O çiftlerde bir Grand Slam şampiyonluğu kazanıyor. Ve 80'ler bitip 90'lar başlarken de kadınlar tenisinin fenomeni Monica Seles ortaya çıkıyor. Ama erkek tenisinde ilk ciddi patlamaları Goran Ivanišević ile geldi Yugoslav ekolünün Hırvatistan bayrağı altında olsa da. Sene 1994 olduğunda bundan iki sene önce Wimbledon finaline çıkmış ama bu finali kaybetmiş olan Goran Ivanišević adını bir kez daha final maçına yazdırdı. final maçında rakibi bu kez Pete Sampras'tı. Her ne kadar bundan iki sene önce favori olsa da Ivanišević turnuvanın son şampiyonu Pete Sampras'a karşı çok favori değildi. Çünkü Pete Sampras zaten 90'lı yıllardan başlayıp 2000'lerin başına kadar sürecek bir Wimbledon hakimiyeti kuracaktı. Günün birinde Roger Federer gelip onu geçene kadar 7 şampiyonlukla Wimbledon en çok kazanan erkek oyuncusu olacaktı. Sampras Ivanishević'e hiç acımadı. 3 sette kazandı o final mücadelesini ve Goran Ivanishević'in kaybettiği Wimbledon finalleri 2 oldu. Burada aslında biraz oyun stili anlamında da Goran Ivanishević'ten bahsetmek lazım. İdoli John McEnroe. Zaten idoli John McEnroe'ya biraz benzediğini söyleyebiliriz fiziksel olarak. O da solak oluşu. Bir anlamda da psikolojik olarak kort üstünde yaşadığı inişler ve çıkışlar, zaman zaman çıldırması, kırdığı raketler, hakemlerle ettiği kavgalar bu anlamda da John McEnroe'yu andırıyor. Ama tabii öne çıkaran özelliği farklı Goran Ivaniševiće John McEnroe'dan çünkü Ivan İşeviç tenis tarihinin gördüğü en büyük servisçilerden birisi. Zaten solak olmanın avantajını birçok tenisçi kullanıyor serviste ama hem solak hem iyi bir servisçi olmak çok az bulunan bir kombinasyon ve Ivan Ivanišević bunun zirvesi tenis tarihinde belki de. Hatta zaman zaman tek boyutlu bir oyuncu olduğuna dair, sadece servisine bağlı bir oyuncu olduğuna dair de eleştiriler aldı. Hatta o eleştirilerden bir tanesini de John McEnroe yapmıştı Ivan İşeviç'e dair. 94 Wimbledon finalinde kaybettikten sonra Pete Sampras'a biraz soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bir kez daha düşmüştü Ivan Işeviç. Favori olduğu bir finali kaybetmişti, favori olmadığı bir finalde kaybetmişti. Bir kez daha oraya çıkıp çıkamayacağını merak ederken 1998 senesinde bir kez daha Wimbledon'da son maça çıkmaya hak kazandı. Tabii çok fazla Wimbledon üzerinden konuşuyoruz ama Goran Ivanishević'in kariyerinde Wimbledon çok önemli. Zaten birçok tenisçinin çocukluk hayaldir Wimbledon'ı kazanmak. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer her zaman ilk hayallerinin Wimbledon'ı kazanmak olduğundan bahsederler. Ivanishević için de durum farklı değildi. Tenis turnuvalarının en prestijlisi, Grand Slam'lerin numarası Wimbledon onun da hayaliydi. Ve üçüncü finaline yine Pete Sampras karşısında çıktı. Pete Sampras zaten artık Wimbledon'u arka bahçesine çevirmişti arka arkaya kazandığı şampiyonluklarla birlikte. 98 senesinde oynadıkları final Ivanishchev için hayatımın en kötü günü diye tabir ettiği maç. Tam 5 set, çok büyük bir mücadele, epik bir savaş, karşılıklı gidip gelen oyunlar. Gerçekten çok çok büyük bir seviye ve Ivanishchev için belki kendi oyununun en çok üzerine koyduğu maçlardan birisi kariyerinde ama o maçın sonunda yine mağlubiyetle ayrılan taraf oluyor korttan. 3. kez Wimbledon finalini kaybetmiş oluyor. Hırvat oyuncu ve o maçtan sonra söylentiye göre 6 ay boyunca kimseyle gerekmedikçe konuşmuyor Goran Ivanišević. 98 sonrası, o kaybettiği final sonrası geriye dönüp baktığında hanesinde 3 tane kaybedilmiş Grand final maçı var. O noktadan sonra yavaş yavaş kariyeri de düşüşe geçmeye başlıyor. Servisine bağımlı oyuncuların kabusu olan bir sakatlık vardır. O da omuz sakatlığı. Servisine bağımlı olmayan oyuncuların bile ne kadar düşebildiğini omuz sakatlığı sonrasında bize gösteren en büyük örnek Maria Sharapova'dır. Sharapova bir omuz sakatlığı geçirdikten sonra hiçbir zaman bir daha eski oyuncuya dönüşememiştir mesela. Çünkü oyunundaki en önemli silahlardan birisi olan servis devreden çıkmıştır. İvan Milošević'e geldiğimizde durum biraz daha farklı çünkü servis onun her şeyi. Servisi olmadığı zaman çok sıradan bir oyuncuya dönüşüyor. Evet iyi bir voley oyuncusu. istikrarsız da olsa fena bir geri çizgi oyuncusu değil ama servis onun tenisinin pivot ayağı. Dolayısıyla omuz sakatlığı onu kaçınılmaz bir düşüşe doğru götürmeye başlıyor. Ve tabii oyunu geriye gittikçe özgüveni de geriye gidiyor. Özgüveni geriye gittikçe sıralaması da geriye gidiyor. 2001 senesine gelindiğinde dünya 125 numarası olan artık emekliliği ne zaman gelecek diyen ve veda turlarına başlayan bir Goran Ivanišević var karşımızda. Wimbledon ona son bir veda şansı için wild card veriyor. Yani özel davet veriyor. Ve son kez onu en büyük hayal kırıklıklarını yaşadığı, en büyük hayalini kovaladığı ama hiçbir zaman ulaşamadığı Wimbledon'un yeşil çimleri üzerinde görüyoruz. Çok hikayeli bir turnuva. İlk turda çok zorlanmayacağı bir rakip karşısında rahat bir şekilde kazanmayı başarıyor. İkinci turda rakibi Carlos Moya. Her ne kadar bir toprakçı da olsa eski dünya bir numarası Moya. Grand Slam şampiyonu. Ivan için artık bitirmesini bekliyor herkes. ...kariyerini, Wimbledon kariyerini en azından ona veda etmeyi bekliyor. Ama Carlos Moya'yı geçmeyi başarıyor 4 sette. Ardından ironiktir günün birinde kendisi gibi Wimbledon'da... ...Hayal Kırıklıkları serisi yaşayacak bir Androdik çıkıyor karşısına. ABD'li genç oyuncu çok çok iyi bir servisçi. Ivan o da çok fazla zorlayamıyor 4 set. Bir kez daha kazanmayı başarıyor. Bir sonraki turda yine bir başka iyi servisçi Greg Rusetski... ...ve ardından da çeyrek finalde karşısına Marat Safin çıkıyor. Bu maçların hepsini kendisinden beklenmedik bir şekilde kazanmayı başarıyor ve o kadar da zorlanmadan yarı finale geliyor. Çok büyük bir destek var arkasında. Britanyalıların ona olan sevgisi, teveccühü çok büyük turnuva boyunca ama o teveccühün bittiği yerde duruyoruz. Çünkü son 4'te rakibi Tim Henman, Britanya'nın öz evladı. Wimbledon'ı kazanmasına kesin gözüyle bakılan bir oyuncu o dönemde. Çünkü 1936'dan beri hiçbir Britanyalı Wimbledon kazanamamış erkek oyuncular arasında. Bu yüzden de hem buna büyük destek var. Ivanišević bu kez çok büyük bir rakip kalabalığa karşı mücadele veriyor. Yarı finalde Tim buna karşı ilk seti kazanıyor Ivanišević. Ardından setlerde durum 1-1'e bir geliyor ve 3. seti tam 6-0'la kaybediyor. O noktada artık acaba yolun sonu geldi mi soruları sorulmaya tam anlamıyla. Aslında turnuvanın başından beri olduğu gibi yine başlanıyor. Ama yolun sonu gelmedi. Çünkü bir yağmur arası. O maçta imdadına yetişiyor Ivanišević'in. Yağmur arasından dönüldüğünde ise Hammond'un karşısında bıraktığı rakip bambaşka bir oyuncuya dönüşmüş durumda. İvan Işeviç iki set alıp o maçı 5 sette 3-2 ile kazanmayı başarıyor ve dördüncü kez Wimbledon finaline adını yazdırıyor. Final maçında rakibi Patrick Rafter. Avustralyalı oyuncu iki kez Grand Slam şampiyonu. Çok iyi bir servis voley oyuncusu ve bu final aynı zamanda o servis voley oyununun hakimiyetinde geçen geleneksel Wimbledon finallerinin sonuncusu 2001 finali. 5 setlik müthiş bir maç, müthiş bir mücadele. Goran Ivan Işeviç dünya 125 numarası olarak özel davetle geldiği bir veda turu olarak düşündüğü, son Wimbledon olarak belki de planladığı turnuvada final maçına gelip 5 setin sonunda ilk Wimbledon şampiyonluğuna ulaşmayı başarıyor. Tarihin en düşük sıralamayla Turnuvayı kazanmayı başaran Wimbledon galibi oluyor ve maç sonrasında zaten sevinci görülmeye değer. Bitti derken, bir daha asla olmayacak derken o 1998'de kaybettiği 5 setlik finalden sonra yeniden oraya dönmesi, o sakatlıklarla verdiği mücadele, tek yönlü denen oyununu artık tenisin yavaş yavaş modernleşmeye başladığı evrede bir Grand Slam şampiyonluğuna dönüştürebilmesi onun muhteşem hikayesinin muhteşem sonu oluyor. Goran Ivanišević turnuva şampiyonluğunu 1993 senesinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı, Hırvatistan'ın basketboldaki büyük efsanesi Dražen Petrović'e armağan ediyor. Ülkesi Split'e döndüğünde tam 100 bin kişi karşılıyor Goran Ivanišević'i. Sokaklar insanlarla dolu, teknelerin üzerinde, limanda dahi insanlar var ve herkes onu alkışlıyor. Herkes Wimbledon şampiyonunu alkışlıyor. Yugoslavya'nın parçası olan ülkelerinde teniste yaptığı büyük patlamanın Monika Seles'ten sonraki ilk büyük tezahürlerinden birisi oluyor bu şampiyonluk. Goran Ivanišević bugün geriye dönüp baktığımızda hakkımızda tarihin en iyi tenisçilerinden birisi olarak belki de hatırlanmıyor ama tarihin en iyi servis oyuncularından birisi tarihte 10 bine ise ulaşan ilk oyuncu şu anda dört tane isim var ve onların ilki Ivan Işeviç onu aslında özel kılan şey defalarca düştüğü yerden kalkmayı başarması bir kez daha denemesi bir kez daha denemesi bir kez daha denemesi ve en sonuncu da başarması dolayısıyla Goran İvan Işeviç'in hikayesi çok özel ve bu hikaye hiçbir zaman unutulmayacak <laughs>